Merhaba arkadaşlar. Sosyal psikoloji dediğimiz şey bireylerin toplumsal etkileşim içerisinde nasıl düşündüğünü, nasıl hissettiğini ve nasıl davrandığını inceleyen psikoloji dalıdır. İnsanların grup halindeyken birey halinde sergilediklerinden farklı davranışlar sergilediklerini deneyimlerinizden biliyorsunuzdur. Peki bunun nedenini hiç merak ettiniz mi? O halde şimdi grup süreçlerinden ve insanların toplum içinde davranış değiştirmesine yol açan bazı durumlardan bahsedelim. Bu videoda göz atacağımız grup süreçlerinin ilki uydumculuk. Evet, uydumculuk. Bu terim tanıdık gelmemiş olabilir ancak muhtemelen ne olduğunu biliyorsunuzdur. Çevre baskısı veya akran baskısı demektir. Uydumculuk, bireyin davranışlarını içinde bulunduğu grubun normlarına çekme eğilimidir. Toplumsal durumlardaki etkisi çok büyüktür. Özellikle de akranlar arasındaki toplumsal durumları neyin kabul edilir olduğunu belirlemek, standartları ve otoriteyi sorgulamak ve davranışlara geri denetim almak için kullanıyoruz. O yüzden özellikle genç arkadaşlar için kendilerine olumlu yaklaşan akranlar önemlidir. Çünkü eğer grubun davranışı olumluysa huzur, uyum ve mutluluk ortaya çıkar. Ancak grubun davranışının olmaması korkunç sonuçlara yol açabilir. Peki, madem grubun davranışı olumsuz. Böyle bir durumda insanlar neden hala grup normlarına uyuyor? Bir gruba dahil olduğunuzu düşünün şimdi. Gruptan bir köpeği eğitmesi isteniyor ve grup köpeği bir şok tasmasıyla eğitmeye karar veriyor. Siz de peki madem diyorsunuz. Sosyal psikologlara göre gruba uymanızın nedenini açıklayan iki ana etki söz konusudur. Bunlardan ilki için köpekle daha önce hiçbir etkileşiminizin olmadığını varsayalım. Köpeği nasıl eğitmek gerektiği konusunda kararsızsınız ve bir şok tasması kullanmak doğru mu yoksa yanlış mı bundan emin değilsiniz. Bu durumda ne yapıyorsunuz? Grubun size yol göstermesini bekliyorsunuz grubun haklı olduğuna kanaat getiriyor ve ne önerirlerse kabul ediyorsunuz. İşte buna bilgisel etki adı veriliyor. Şimdi diyelim ki bir köpek eğitim uzmanısınız ve köpekleri şok tasması yerine ödülle eğitmenin daha kolay olduğunu biliyorsunuz. Grubun şok tasması seçiminin yanlış olduğunu bilmenize rağmen gruptan dışlanmama kuruna yine de grubun kararına uyuyorsunuz. İşte bu örnekte normatif bir etki yüzünden boyun eğiyorsunuzdur. Grupla fikir ayrılığına düştüğünüz için toplum tarafından reddedilmekten korkuyorsunuz. Bu yüzden infial yaratmaktansa peki demeyi seçiyorsunuz. Ayrıca bir birey çoğunluğa iki farklı şekilde uyabilir. Alenen veya şahsen. Bir grubun inancına şahsen uyuyorsanız, davranış ve düşünceleriniz gruba uyum sağlayacak şekilde değişir. Eğer alenen uyuyorsanız bu değişim geçici veya yapaydır. Yani dışarıdan bakıldığı zaman e, gruba uymuş gibi görünürsünüz ancak içeride aslında kendi inancınızı sürdürmektesinizdir. Evet şimdi köpek eğitimi örneğimize geri dönelim. Şok tasması kullanmayı şahsen kabul ettiyseniz bir köpeği eğitmenin en iyi yolunun şok tasması kullanmak olduğuna ciddi ciddi inanmışsınızdır. Ya başka bir deyişle siz ikna olmuşsunuzdur. Diğer yandan alenen kabul ettiyseniz, şok tasması fikrine grup içerisindeyken "Tamam." deseniz de tek başınızayken, yani grubun dışındayken ödül yönteminin çok daha verimli olduğunu bilirsiniz. Köpekleri ödülle eğitmeye devam edersiniz. Yani aslında ikna olmamışsınızdır. Evet, grup süreçleri hakkında biraz daha konuşmaya devam edelim. Problem çözme ve karar verme mekanizmaları çoğu zaman grup halinde çalışır. Bireylerin problem çözme ve karar verme mekanizmalarını etkileyen etkenler bu etkilerini grup içerisindeyken de sürdürür. Fakat grup etkileşimleri aynı zamanda sonucu da etkilemiş olur. Grup içerisinde gerçekleşen karar verme sürecinin grup üyelerinin asıl fikirlerini güçlendirmesi veya şiddetlendirmesi fenomenine Grup kutuplaşması adı veriliyor. Evet, grup kutuplaşması diyoruz buna. Bunun gerçekleşmesi için birkaç etkenin bir arada bulunması gerekiyor. Öncelikle her görüş aynı etkiye sahip değildir. Bunu bilelim. Yani bir görüşün grubun yerleşik kararını etkileyebilmesi için grubun büyük bölümü tarafından kabul görmesi gerek. İkinci olarak konu üzerine yapılan araştırmalarda argümanların çoğu çoğunluğun fikrini yüceltme yönündedir ve genelde tüm eleştiriler de azınlığın fikrine yöneliktir. İşte buna uydumculuk taraflılığı adı verilir. Grup üyeleri çoğunluğun fikrini destekleyen ve kuvvetlendiren bilgiler bulmaya çalışır. Böyle bir atmosferde grup içerisindeki tartışma ilk baştaki tavır veya bakış açısını güçlendirir. Hatta bazen ilkinden daha da şiddetli bir karar kabul görebilir. Şimdi tekrar köpek eğitimi örneğine dönelim. Bir grup bireyin bir köpeği nasıl eğiteceklerini tartışmak için bir araya geldiğini varsayalım. Grubun büyük çoğunluğu köpeği ödülle eğitmenin en doğru yol olacağı kanaatinde. Tartışmaların çoğu olumlu pekiştirme ile eğitimin faydaları üzerine dönüyor ve bazı grup üyeleri şok tasmasını savunanları sert bir dille eleştiriyor. Tartışma bittiğinde grup üyeleri köpeği ödülle eğitmenin en doğru karar olduğu konusunda her zamankinden daha emin. Yani bu tartışma köpeği ödülle eğitme yönündeki görüşlerini güçlendiriyor. Şimdi bahsedeceğimiz son grup sürecine gelelim. O da grup düşüncesi olarak biliniyor. Bu grup içerisinde bir uyum yakalamanın eldeki problemi derinlemesini analiz etmekten daha önemli olduğu durumlarda ortaya çıkıyor. Özellikle de diğer insanların fikirlerinden yalıtılmış, birbirleriyle çok içli dışlı olan ve fikirlerinin asla çürütülmeyeceğine inanan gruplarda gözlemleniyor. Grup düşüncesine müsait grupların genellikle çok güçlü, saygı gören veya önemli liderleri vardır. Ve birey grubun bütünlüğü adına kendi fikirlerini sansürler. Bunun için kişisel şüphelerini bastırıyor veya açık ve faal biçimde çoğunun görüşüne uymaya zorlanıyor olabilir. Böyle bir durumda genellikle liderin önerdiği ilk fikir benimsenir. Özellikle de daha iyi bir çözüm bulmaya yönelik pek umut yoksa. Gördüğünüz gibi bu karar vermek için pek de etkili veya başarılı bir yol değil ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresi de yanlış giden şeyin ne olduğunu gayet iyi açıklıyor. Köpek eğitimi örneğine bir kez daha geri dönelim. Bir mahallede içi dışlı yaşayan bir grup bireyi düşünelim şimdi. Kötü davranışlar sergileyen bir köpek hakkında tartışmak üzere bir toplantı yapmaya karar veriyorlar diyelim. Mahallenin lideri köpeğin mahalleye daha fazla zarar vermemesi için uyutulması gerektiğini ileri sürüyor. Mahalle sakinleri liderle fikir ayrılığına düşmemek için köpeğin uyutulması gerektiği konusunda hemfikir oluyor. Köpeği eğitmek veya başka bir çare bulmak gibi yolları düşünmüyorlar. Mahalle sakinleri grup düşüncesinden kaçınmak istiyor olsalardı, bir uzman çağırmayı deneyebilirlerdi. Veya köpeğin durumunu daha küçük gruplar halinde tartışabilirlerdi ya da liderlerinin fikir beyanında bulunmamasını isteyebilirlerdi. Özetleyecek olursak, uydumculuk, grup düşüncesi ve grup kutuplaşması, bireyler bir araya geldiğinde ortaya çıkabilecek süreçler. Sonuçları her zaman olumlu olmayabilir. Ancak eğer grup genel olarak olumluysa, açık görüşlüyse ve farklı fikirleri tartışmaya açıksa, sonuçta genel olarak olumludur. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.